Evet efendim, bir tarihin derinliklerinde programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Karataş'tayız. Hocam bugün Karataş'ta izleyicilerimize neyi göstereceğiz? Bak ben şimdi toprağa bakıyorum. Elime değen her taş parçası doğal taş değil bak. Kiremit parçası burada. Bir parça daha ve bir taş parçası daha. 21 Ocak 2009 Çarşamba saat 11 civarı. Karataş'a geldiğiniz zaman ekinler neredeyse bir karışı aşmış. Bunlar sanırım Nisan veya Mayıs'ta başağı duracak değil mi? Ya da hasat evet. olacak. Ama gözümün gördüğü her yerde tarlanın yüzeyinde veya da derin kısımlarında kiremit parçaları var. Tuğla parçaları var ve bina izi taşlar var. Gözüm alabildiği hemen geniş bir alan bu tepeler, çukurlar, dereler her yerde. Aynı manzara görmek mümkün. Burası tarihi Magarsus kenti. Magarsus kenti hakkındaki ön bilgilerde Anadolu'nun dünyaya tanıttığı Efes antik kentinden 3 kat daha fazla büyük alanı kaplayan bir antik kentin olduğu yanı söylüyor. Bu doğru olabilir çünkü gördüğüm kadarıyla denizin kıyısında bu geniş alan kendi doğal haliyle yani korunduğu haliyle çok geniş bir alanı kapsıyor. Burası milattan önce 11. yüzyıl düşünürsek o Truva Savaşları esnasında yani nereden baksak 3000 yılı aşkın bir dönem tarihin hatıralarını izliyor. Hocam şöyle ayağa da kalkarsak şimdi arkamızda muhteşem bir Akdeniz. Evet. Karataş şehri. Evet. Antik Magarsus kenti. Şimdi hocam izleyicilerimize biraz sonra göstereceğiz muhteşem bir dalyan. Çukurova bir defa daha gösteriyor ki bu programla beraber gerçekten her tarafından tarih fışkıran bir bölge. Peki hocam bu Magarsus'u biraz sonra yerinde gidip konuşacağız ama Efes'i biz çok ön plana çıkartıyoruz. Yani Efes çok fazla gözde Türkiye'de. Ama Magarsus'un da en az Efes'ten 3 Efes büyüklüğünde. Evet, doğru kurayım. Doğru çünkü evet kapladığı alan. Bütün tepeler ve görmüş olduğumuz yani 35-40 dönüm ağadan daha fazla bir alan. Kentin oturum alanı. İçerisinde tiyatrosu, hamamı, su kanalları, kiliseleri, sur duvarlarıyla beraber yani burada önemli bir yapılanmanın olduğu kesin. Şimdi Sayın Zafer, ben daha önce birkaç kez geldim buraya. Bu tepenin aşağı bitiş kısmında diyebilirim ki Türkiye'nin hatta dünyanın en uzun temiz plajı var, kumsal alanı var. Fakat Magarsus antik kentinde herkesin bilmesi gereken tarihin bir gizemi var. O da şu. Önce istersen Karataş kelimesinin anlamını verelim. Evet, Karataş kelimesi ne demek? Adı üzerinde. Karataş, siyah taş. Bu siyah taşın anlamını ben çok düşündüm. Piri Reis'in çizdiği haritada 1520'li yıllarda Seyhan Nehri var, Ceyhan Nehri var, Tarsus Çayı var. Hemen Seyhan Nehri'nin denize kavuştuğu yerde bir tepelik alan üzerinde bir kale resmi çizmiş Piri Reis. Ve oraya da Od Kalesi adını vermiş. Od Kale. Eski Osmanlıca'da od ateş demektir. Aslında Zafer, burası bir volkanik arazinin üzerinde kurulan tepelik bir yerdeki yani coğrafi bir kent, antik kent. Burada yer hareketleri oldu. Yani deprem oldu ve kent kendi oturum alanından iki parçaya bölündü. Kentin bir kısmı denizin altına gitti. Evet. İleride o tepenin aşağısında o denizin altına giden kentin izlerini göreceğiz. O zaman hocam gidelim ve bakalım nelerle kaldı. माने भर की रात दे मुझे तड़फाने वाले को मेरी मैयत पे कर आने वाले को डाल दो अपने आंचल का टुकड़ा दे मुझे तड़फाने वाले को
मुझे करार भी था ले आ चल का टुकड़ा Hocam muhteşem bir manzara. Gerçekten muhteşem ama. Magarsus Antik Kenti'ne çok yaklaştık. Zaten üzerindeyiz ama biraz sonra suyun altında kalan yerleri de göstereceğiz. Ne diyeceksin hocam buraları? Bu kentin tarihi Akdeniz'de yaşayan kabilelerin tarihiyle hemen hemen eşdeğer. Yani bin yılların hatırası var burada. Şimdi Akdeniz'de işte Romalılardan çok daha önce eski Mısırlardan başlayarak da kontrolsüz korsanlar vardı. Ve korsanlar Doğu Akdeniz'e sahildeki kentlere saldırı yaparlardı. Magarsus'un tarihinde sık sık korsanların saldırıları söz konusudur. Saldırıyorlar ve buradaki insanlar kendilerini savunuyorlar. Şu an bulunduğumuz tepenin muhtelif yerlerinde sur kanlıları vardır. Yani kale yapmışlar burayı. Tabii savunamazlarsa ne olacak? Korsanlar onlara saldıracaklar. Kent yakılacak, yıkılacak ve bir sürü insan ölecek. 3000 yılın özeti Magarsus, korsanlarla cebelleşen, çatışan ama sahilde Doğu Akdeniz'de ve dünya ticaretine açılım yeri merkezi. Böyle merkezi. Tabii merkez evet. Böyle olduğu için milattan önce 330'larda Büyük İskender ordusuyla Kilikya'ya geldiğinde Adana bölgesine buraya geliyor. Hemen şu adam bastığımız yerde Athena Tapınağı vardı. Kent büyük bir tapınak. Orada Tanrıçaya dua etti. Bir dünya fethine katılacağını ve yardımcı olmasını istedi yani Tanrıçadan. Tabii Tanrıça bir heykel tapınakta konuşuyor. Bundan sonra Mallos'a gitti. İşte Misis'ten Antakya'ya, oradan da daha aşağı Suriye ve Mısır'a da uzandı. Gerçekten İskender'in duası kabul oldu diyelim. Ve İskender 10 yıllık kısa bir zaman içerisinde İran'a ve Hindistan'a kadar gitti. Orta Asya'ya vardı ve dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. O tarihe damgası vuran bir insandı. İskender buraya geldi, tapınakta dua etti zafer. Yani bu tabii bilinen bir konu Magarsus kentine. Çok önemli. Ama şimdi bak arkamızda uzayıp giden masmavi Akdeniz var. Muhteşem. Fakat aşağıya dikkatle bak orada siyah lekeler var, sahile yansıyan dalgalar var ve de denize yani nasıl sen böyle paralel uzanan yerler var. Burası bir fay hattı. Evet. Şimdi bu tepenin olduğu yerde bak yar çökmüş, denizin altına batmış gibi. Ön araştırmaları yaptığım esnada hemen şu ilerideki o burun kısmında aşağıda o eski antik kentin sütunlarının deniz altında kaldığını gördüm. Yani burası şiddetli bir depremle sarsılarak bu tepe iki parçaya ayrılıyor ve bir kısmı denizin altında kalıyor. Bu olay esnasında ne kadar insan öldü, neler yaşandı bilemiyoruz ama tabii o olayın izleri var çünkü orada görülecektir evet. Denizin altında. Ama şu an gördüğüm kadarıyla çok güzel bir deniz ve uzayıp giden kumsallar var ve Çukurova'nın sahildeki yeri burası. Muhteşem hocam ya. Pir Reis'in adamları 1520'lerde denizden buraya geldiklerinde karşılarında bu tepede harabe bir kent gördüler. Yani insanlar o kadar yorgun ki hani Haçlı seferleri olmuş, arkadan Ramazanlar gelmiş, yüzyıllar geçmiş. Uzunca bir zaman dilimi Roma, Bizans, Ermeni dönemi, Türkmenler dönemi ve 1520'lerde harabe bir kent ve harabe bir kale var ve kalenin de ismi tekrar söylüyorum Od Kalesi, Od Ateş Kalesi demektir. Bu Od kelimesinin sırrı şudur. Od Ateş. Burada bir volkanik patlama oldu. Karataş denilmesinin de esprisi oradan geliyor. Yer kabuğundaki o çatlaktan dolayı veya da sarsından dolayı taşlar siyah volkanik taş, bazalt taşı. Kara taşların çok olmasından dolayı buraya Karataş demişler yani. Hocam gidelim şöyle biraz da o suyun altında kalan antik kentin orada sohbetimize devam edelim.
का टुकड़ा Az evvel bahsettiğimiz surların, kalenin surlarının kalan kısmının yanındayız. Gerçekten de bir yara dayanmış vaziyette. Evet, Doğu Akdeniz'deki veya Çukurova'nın sahillerindeki veya dağ kısımdaki kalelerden çok farklı bir özelliği var. Burada, bu görmüş olduğumuz adı bastığımız tepe bir depremle yarıldı ve önemli bir kısmı denizin altında kaldı. Bu tepenin yani bu yarın olduğu yerde insanlar geldiler, tamam, burayı doğal bir savunma yeri gibi gördüler. Kesme taşları yarın üzerine koydular üst üste ve burası kalenin sur duvarları oldu. Hani sahilden saldıran korsanlara karşı en iyi korunan yer buradaydı. Ama bir an için kafanı kaldırıp aşağı baktığın zaman o denizin dalgalarının hemen sahil kısmında buradaki taş parçalarının aşağı düşen kısımlarını göreceksin. Hatta daha da ilginci, şu görmüş olduğumuz yerde, bu açık kısımda sütun parçaları var. Hocam biraz kazılsa mesela aşağıya doğru, öyle bir çalışma yapılsa ne kadar kısmı çıkartılabilir şehrin? Bak, aşağıdan heykel çıkar, para çıkar, sütunlar çıkar. O zamana ait yani binaların, mekanları falan çıkabilir. Burada bir tarih hazinesi var. Yani şu anda tüm gizemleriyle olayın gerçekleştiği zaman ve sonuçlarını biz bilemiyoruz. Çünkü henüz burası kazma vurulmuş, bilimsel çalışma yapılmış bir yer değil. Herhangi bir çalışma yapılmamış değil mi? Sırlarıyla Magarsus kenti toprağın altında yatıyor, duruyor. Yani bunun hamamı vardı, tiyatrosu vardı, sur duvarları vardı, binaları vardı, buraya giden su kemerleri vardı. Her şeyiyle burası bir büyük dünya kentiydi yani Magarsus antik kenti. Ama şu an bastığımız yer denize bakan yar üzerindeki kalenin son parçası. Peki hocam.